Beni gizlem benim olacak. Hayır benim olacak. Hayır benim olacak. Benim adım Abbas, bağlasanız durmaz. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Hadi bakalım başlayalım. En iyisini ben yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi evimizin gizlemimizin bulunacağı yeri seçelim abim. Gizlemimiz lan buranın ortasında bulunacak. Gizlemimiz için arkadaşlar bayağı cafcaflı bir giriş yapacağım abi. Hepiniz göreceksiniz. Harika olacak arkadaşlar. Süper olacak ve bunun için özel bir mod kullanacağım. Görüyorsunuz oğlum. Beni ben yapacağım. Tarık bir sus ya. Bir sus ya. Konuşacağına yap kardeşim. Laf yapacağına konuşmaya yap kardeşim. En iyisini sen yap bakalım. Bakalım yapabiliyor musun? Tamamdır abi. Girişimiz hazır. Bakın abi gizli geçtiğimiz böyle açılacak. Abi efsane oldu yemin ediyorum ki. Ama bunu bir aşağı taşımamız lazım abi. Şöyle bir aşağı taşıyalım canım ailem. Tamamdır. Şöyle bir aşağıya taşıdık ve gizli geçtiğimiz hazır arkadaşlar. Oğlum aşırı gizli oldu. Harbiden gizli oldu arkadaşlar. Bakın dışarıdan hiç gözükmüyor. Böyle sağ tıkladığınızda açılıyor. Şimdi gizli geçti tamamlamamız şerefine Tarık birazcık trolleyeceğim abi. Tarık hep beni biliyorsunuz ki trollüyor abi. Şimdi trolleme sırası bende. Evet bakın arkadaşlar gizli geçtiğini yapıyor. Bak 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 ne yapmış onu yazmış. Gizli geçit değil girme yazmış. Allah'ın gerisi bak şimdi ben onu nasıl trollüyorum. Şöyle her tarafa inek koyacağım abi. Şöyle her tarafa inek koyacağım abi. Aşağıdakin abi her tarafa inek koyacağım. Ve üste çıktığında aşırı şaşıracak. Hadi bakalım arkadaşlar koyalım inekleri. Allah Allah o ses de böyle. İnek sesleri geliyor. Acaba ne oluyor? Aa gördü. Hayır olamaz bu inekler dedi. Acaba ne Tarık acaba ne? Ha saldırıyor arkadaşlar ineklere saldırıyor. İşte bu Ferit tanesi işte bu. Trolledik Tarık. Ferit et bunu sen mi yaptın doğru söyle. Tarık ben ne yapayım kardeşim ya? Ben beni ne konuda suçluyorsun anlamadım ama. Yani ben şu anda kendi gizli geçtiğimi yapmakla mükellefim. Başka da bir şey yapmıyorum. Abbas o zaman sen yaptın. Hayır abi ben ne yapacağım ya Allah Allah. Ben niye öyle şeylerle uğraşayım ya? Bana suç atma boşu boşuna. Arkadaşlar Tarık şu anda gerçek suçluyu bulmaya çalışıyor. İnekleri kimin bulduğunu bulmaya çalışıyor. Ama bulamayacak arkadaşlar kimin koyduğunu. Abbas da koymuş olabilir ben de koymuş olabilirim. Bu inekleri ikinizden biri koydu. İkinizi de trolleyeceğim görürsünüz. Allah Allah ben koymadım ya. Ben koymadım abi. Beni boşu boşuna suçlama bak. Sonuçları kötü olur. Eyvah. Arkadaşlar Tarık ikimiz de trolleyecekmiş. Çünkü ikimizden de şüpheleniyor. O yüzden arkadaşlar intikam almak için ikimizi de eşit olarak trolleyecekmiş. Tamamdır arkadaşlar. Gizli geçtiğimizin girişi neredeyse hazır görmüş olduğunuz gibi. Böyle oldu ve çok güzel oldu. Daha arkadaşlar bu gizli geçti bayağı bir geliştireceğiz. Daha da güzel olacak. Aa gelin buraya. Allah'ım yarabbim ne kadar fazla inek var. Ne kadar fazla. Hangimini öldüreceğim ben? Hangimini öldüreceğim? Arkadaşlar benim gizli geçtim efsane oluyor. Benim adım Abbas. Bağlasanız bak vallahi billahi durmaz. Evet arkadaşlar şimdi gizli geçtiğimizin aşağı kısmını yapmaya başlayabiliriz abi. Şimdi buraya gelme çok güzel bir gizli bir ev yapacağım ilk önce. Tamamdır evimiz için arkadaşlar yeterli bir boşluk oluşturduk. Şimdi ilk önce zemini halledeceğim. Zemini yapalım arkadaşlar ve sonra duvarları da yapalım. Tamamdır böyle harika oldu. Şimdi evin içini dizayn etmeye başlayabiliriz. Sol köşeye yatağımı koyacağım. Çalışma masamı koyacağım. Fırın koyacağım biraz da şöyle yan yana. Daha sonra arkadaşlar fırınların en sonuna sandıklar koyacağım şöyle tamamdır. Şurada da bilgisayar masamı koyacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bilgisayar oynamayı seviyorum. Özellikle Roblox'u çok seviyorum. Roblox oynuyorum arkadaşlar. Bilgisayar masası da koydum. Şu köşeye de arkadaşlar mutfak yapacağım abi. Burası da mutfak olacak arkadaşlar. Tamamdır mutfağımız da hazır. Şimdi eve birazcık halılar koyacağım arkadaşlar. Bence eve halı koyunca böyle güzel duruyor abi. Şöyle bir sürü halı koyalım. Evimiz daha da güzel dursun. Öğreteceğiz sana bir hediye var. Ne hediyem var? Hayır trolleme beni. Trolleme. Ne yapıyorsun Tarık? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsun burada? Lan benim tarafıma niye geçiyorsun? Tamam gözlerimi kapattım. Sana bir hediye bıraktım. Barışmak için. Hani görüşürüz ben gidiyorum. Barışmak için hediye mi bıraktın? Hediye mi? Sağ ol Tarık. Allah Allah bana hediye bırakmış arkadaşlar. Adama bakın. Ya ben bu çocuğu trollüyorum. Trolledikçe bana hediye bırakıyor. Trolledikçe bana hediye bırakıyor. Çok seviyor beni arkadaşlar. Çok seviyor vallahi billahi ya. Hani beni o kadar fazla seviyor ki arkadaşlar. Sandalyeci boş. Tarık bu sandalyeci boş. Olamaz. Allah senin Abbas'ın. Beni trollersen böyle olur işte. Hadi bay bay. Olamaz. Olamaz arkadaşlar ya. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemiyordum. Şimdi sıra sende Abbas. Seninle trolleyeceğim. Beni trolleme oğlum bak. Savcılığa veririm he. Her yere kamera koydum. Bu kayıtları savcılıkta dosya haline getiririm. Haberin olsun. Arkadaşlar şimdi Abbas'a bulaşacağım. Neyse çok şükür arkadaşlar düzelttim. Arkadaşlar Tarık'a bakın ya. Bir daha Tarık'a hiçbir konuda güvenmeyeceğim. Arkadaşlar Abbas inekleri koyduğu için bana şimdi onu trolleyeceğim. Bakın şimdi onu kakaya çevireceğim. 3, 2, 1 al bakalım Abbas.
hayır. Allah'ını seven bana yardım etsin. Ne oluyor Abbas, ne oluyor? Tarık ne yaptın Abbas'a? Bir şey yapmadım. Aha, olamaz. Her yer kaka oldu, kaka. Kaka mı oldu? Abbas'a ne yapıyorsun Tarık ya? Tarık var ya, ben sana göstereceğim. Abbas'ı trollüyorsun böyle ama ben sana göstereceğim oğlum. Ben bir şey yapmadım, bana suç atıyor. Aynen, kesin sen yapmadın kanka. Kesin sen yapmadın oğlum. Tabii ki de sen yaptın ya. Senden başka kim uğraşacak böyle kakakalı kakalı şeylerle? Neyse abi, bunlar birbirini yesinler arkadaşlar. Bu iki deli birbirini yesin abi. Bu iki deli birbirini yesin ve biz de arkadaşlar böyle gizli geçtiğimize odaklanalım abi. Gizli geçtiğimize odaklanalım. Tamamdır, gizli geçtiğimizin girişi süper oldu arkadaşlar. Bakın böyle yaptım ve mükemmel oldu. Şöyle kapatalım. Oğlum çok güzel gözüküyor. Harika oldu arkadaşlar. Tam bir gizli geçit evi oldu. Arkadaşlar gizli geçtiğimin içerisine banka yapacağım abi. Evet, yanlış duymadınız. Bildiniz, paramı saklayacağım yer yapacağım abi şuraya. Hemen şöyle arkadaşlar yapalım. Tamamdır, kapımızı koyduk. Burada böyle gizli lazer sistemleri ve tuzaklar olacak arkadaşlar. Ve benim hazinem burada olacak abi. Hazinemi çalamaması için buraya güvenli yapacağım. Şöyle yerleri demirden yapalım arkadaşlar. Yerleri demirden yapalım. Duvarları da demirden yapalım. Burası bayağı kuvvetli ve güçlü olmalı. Tamamdır, harika oldu. Şimdi arkadaşlar buraya böyle gizli lazer sistemleri koyacağım. Ve gizli tuzaklar koyacağım ki kimse böyle girip elini kolunu sallayarak hazinemi çalamasın. Tamamdır, lazer sistemleri hazır. Şöyle diken tuzakları da ekleyelim arkadaşlar etrafa. Tamamdır abi, süper oldu. Bir de etrafta kameralar da olacak arkadaşlar. Bu kameralar hırsızlıklara karşı 7/24 böyle kayıtlı olacak. Son olarak arkadaşlar şuraya bir hazine odası yapıyorum. Bu hazine odasının kapısını da yapacağım abi. Güvenli bir kapı olacak. Ve arkadaşlar burada hazinelerim saklanacak. Bu odanın duvarlarını şöyle arkadaşlar obsidyenden yapalım. Burası çok kuvvetli olmalı, güçlü olmalı. Burası arkadaşlar patlamaya karşı korumalı olmalı. Tamamdır abi, harika oldu görmüş olduğunuz gibi. Süper oldu arkadaşlar. Şimdi paralarımı bunların içerisine koyabilirim. Şöyle elmas bloklarımızı koyalım. Zümrüt bloklarımızı, altın bloklarımızı. Ne varsa elimizde, ne var ne yok hepsini koyalım buraya arkadaşlar. Burası bizim hazine odamız. Oh be arkadaşlar, sonunda düzelttim ya. Her yer kakaydı yemin ediyorum ama çok bayağı uğraştım ve düzelttim abi, süper oldu. Bakalım arkadaşlar Tarık ve Abbas ne yapmış. Onları gizli bir şekilde gözetleyelim. Tarık, Tarık. Ana. Yine arkadaşlar bir şeyler yapıyor. Bakın ne diyor burada, gizli geçit değil girme. Bunu okumuştuk zaten. Ana, bu ne? Aşırı noob olmuş. Çok kötü bir gizli geçit olmuş. Gerçekten arkadaşlar Tarık'ın gizli geçti. Yani gizli geçit değil. Çok kötü olmuş. Gizli de değil ki zaten. Şuna bakın arkadaşlar. Çok apaçık ortada. Abbas'ınkine bakalım. Abbas'ınki. Oo, arkadaşlar Abbas'ınki düzelmiş gibi kaka yaptı herhalde. Yani son arkadaşlar Tarık kaka yapmıştı. Ama düzeltmiş sanırım. Abbas'ın gizli geçitleri böyle arkadaşlar. Oo, bak 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 bak. Nasıl yapmış? Nasıl yapmış arkadaşlar? Şöyle girelim gizlice. Oo arkadaşlar şuna bakın. Oğlum. Yine fena yapmamış. Güzel olmuş. Benim adım Abbas. Bağlasanız durmaz. Bu ne ya? Kendi kendine kendi sözlerini söylüyor. Kendi kendine konuşuyor. Deli midir nedir yahu? Neyse arkadaşlar artık geri dönelim ve biraz gizli geçtiğimize odaklanalım. Tarık ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar, seni de trolleyeceğim. Olamaz Tarık, ne yapıyorsun? Olamaz. Allah'ım yarabbim, laf koydu, laf koydu. Laf koydu. Olamaz arkadaşlar. Abi şansa bak ya, tam geri dönerken Tarık'ın trollüne denk geldim. Tarık. Efendim kanka. Bak seni yaptığını gördüm. Seni yaptığını gördüm bilenler. Görmemezlikten geldim. Gön bile haberin olsun. Ben yapmadım ki. Aynen aynen, kesin sen yapmadın ya. Allah'a çok şükür arkadaşlar. Büyümeden lavu kapattım. Bu kapatamayabilirdim de ama ya kapatamasaydım o zaman büyük sıkıntı olurdu. Şimdi hazine sığınağımız tamam arkadaşlar. Şimdi nükleer sığınak yapacağım abi. Evet, yanlış duymadınız. Bildiniz abi, herhangi bir nükleer saldırıya karşı gizli bir sığınak yapacağım. O da benim yatağımın yanında olacak arkadaşlar. Yatağımın yanında, direkt uyuduğum yerin yanında olacak arkadaşlar. Hemen abi şuraya aşağı doğru sığınağımızı yapmaya başlayalım. Şöyle aşağı doğru ineceksiniz abi. Burayı arkadaşlar direkt obsidyenle kaplayacağım ve içerisine erzaklar koyacağım arkadaşlar. Hayatta kalabilmemiz için. Çünkü nükleer bir saldırıda yemek yememiz çok önemli. Suyumuzun olması da çok önemli arkadaşlar. İnsan yemeksiz hayatta kalabilir ama su içmeden hayatta kalamaz. Hemen şöyle duvarları obsidyen ile kaplayalım arkadaşlar. Obsidyen ile kaplıyoruz abi. Burası patlamaya karşı, nükleer saldırılara karşı, savaşlara karşı, bir sürü şeye karşı güvenilir olması lazım. Şöyle erzaklarımızı koyalım abi. Biliyorsunuz ki ben meyve tabağı yemeden hayatta kalamıyorum. Meyve tabağı yemeden hayatta kalamadığım için şöyle abi bir sürü meyve tabağı koyacağım. Tamamdır abi, bu meyve tabakları bana herhalde kurtarma gelene kadar, kurtarma ekipleri gelene kadar, ordu gelene kadar, nükleer saldırıda bana yeterli olur abi. Bunlar bana yeter de artar. Tabii de demiştik, su
demiştik arkadaşlar. Şöyle su da koyalım abi. Su da koyalım arkadaşlar. Nükleer sığınağımızın vazgeçilmezi su. Bir de benim canım sıkılır arkadaşlar. Şöyle oyun koyalım. Oyun yerleri koyalım canım sıkılmamız için. Tamamdır canım ailem. Efsane bir nükleer sığınak yaptım. Artık nükleer sığınağımızdan çıkabiliriz. Bakın nükleer sığınağımız da aşırı gizli. Süper gizli oldu. Arkadaşlar buraya sahte bir ev yaptım ama sanki gizli geçtim buradaymış gibi gösteriyorum ama aslında gizli geçtim benim burada. Bakın arkadaşlar burası çok gizli. Böyle sağ tıklattığınızda açılıyor ve aşırı gizli oldu. Çok güzel oldu valla. Gizli geçti kralı Abbas'tır oğlum. Abbas'ım ben Abbas'ım. Gizli geçti kralı benim. Her yere şöyle ağaç çekeceğim. Ağaçlandıracağım ve ağaçlandırınca daha güzel olacak abi. Gizli geçti mi gizleyecek. Benim neredeyse gizli geçtim bitti. Hatta neredeyse değil direkt bitti arkadaşlar. O yüzden abi şimdi dışarıyı modifiye edeceğim. Dışarıya bir şeyler yapacağım abi. Şöyle şuraya ağaç çekelim. Şöyle etrafına gizli geçtiğimizin ağaçları ekeceğim arkadaşlar ki gizli geçtiğimiz daha da gizli olsun. Çok çok daha gizli olması için böyle ağaçlar ekiyorum. Şimdi bom yes ben kazandım. Aynen kan kesin sen kazandın Tarık. Kesin sen kazandın. Oğlum asıl ben kazandım. Siz benim gibi görseniz var ya gizli geçit dediğim böyle olur böyle olur. Abbas susun ikiniz de susun be. Paravan kalktığında kimin gizli geçti kiminmiş göreceğiz oğlum. Göreceğiz oğlum. En iyi gizli geçit bana ait abi. En iyi gizli geçit bana ait. Görürsünüz. Evet abi etrafı ağaçlandırdım arkadaşlar. Harika oldu canım ailem benim hadi bakalım abi. Şöyle güzel oldu Ferit dairesi. Gizli geçti biz de kapatalım. Oğlum aşırı gizli oldu süper. Abbas ne yapıyorsun? Al bakalım al bakalım. Böyle işte işini bitirin oğlum. Ne oluyor arkadaşlar ne oluyor? Abbas yine ne yaptı? Abbas ne yapıyorsun Abbas? Ana Tanrı'nın yeri yanıyor. Ya beni trollersen böyle olur oğlum işte. Benim adım Abbas bağlasan durmaz derken boşuna konuşmuyordum oğlum. Eyvah Abbas Tarık'ı çok feci bir şekilde trollemiş abi. Aşırı feci bir şekilde trollemiş. Baksana Tarık'ın arkadaşlar tarafında neler olmuş ya. Olamaz biri bana yardım etsin. Yok yardım falan Tarık yok yardım falan ya. Sen beni onu trollemeden önce düşünecektin. Ne demişler? Gülme komşuna gelir başına. Çok gülen çok ağlar. Abi arkadaşlar sonunda düzelttim abi. Ne oldu Abbas ne oldu böyle? Böyle kabak olsun sana kabak olsun. Arkadaşlar bu elimdeki sobalar sayesinde Tarık ve Abbas'ı çok feci bir şekilde trolleyeceğim abi. Elimdeki sobalarla trolleyeceğim. İzleyin şimdi abi bak mesela. Elimdeki sobayla böyle sağ tıkladığımda. İşte bu arkadaşlar. Ne oluyor? İneklere bak. Her türlü inek doğuruyorum arkadaşlar. Tarık şu an abi kafayı yedi. Bakın beni takip ediyor. Baba bak beni takip ediyor. Bu inekleri kim yapıyor? Acaba kim yapıyor? Acaba kim yapıyor? Böyle bir sürü inek doldurdum arkadaşlar Tarık tarafına. Şimdi sıra Abbas'ta arkadaşlar. Abbas'a da şöyle biraz tavuk gönderelim abi. Tavukları sever Abbas ya. Tavukları pişirmeyeceğim. Ne oluyor abi? O tavuk sesleri de ne? Ne bu tavuklar böyle? Aman Allah'ım. Acaba ne Tarık Abbas ya? Pardon karıştırdım ikinizi. Acaba ne Abbas? Acaba ne? Hayır. Şimdi son troll arkadaşlar. Tren trollü şöyle patlatalım abi. Dur ben tavukları temizlerim ya. Merak etme. Ben tavukları temizlerim. Tarık ne yapıyorsun? Bak senin işini bitiririm oğlum. Senin işini bitiririm. Ben yapmıyorum. Abbas arkadaşlar Tarık yaptığını zannediyor. Evet arkadaşlar şöyle patlatalım. Patlatalım ve işte bu. İşte bu. Tamam arkadaşlar tamam. Daha fazla trollemeyeceğim abi. Çok trolledim. Tarık senin işini bitireceğim oğlum. Senin işini bitireceğim. Olsun ben senin işini bitireceğim. Sen de bana inek yaptın. Harbiden birbirine girdiler arkadaşlar. Beni arkadaşlar benim yaptığımı zannetmiyorlar ama aslında ben yaptım. İkisini ben trolledim ama onlar birbirlerini trollediklerini zannediyorlar. Bekle sen bekle. Atom bombası atacağım sana. Atom bombası atacağım. Ben de sana atacağım. Abi bir an önce arkadaşlar bu maçın bitmesi lazım. Yama kapışmaların yoksa arkadaşlar ortalık çok kan ve revan olacak. Birbirlerine saldıracaklar şimdi. Ana alarm çaldı. Tamamdır arkadaşlar alarm çaldı canım ailem. Yama kapışmaları bitti. Yama kapışmaları bitti. Dur bitemez şu. Patlatacağım onu patlatacağım. Hayır ben seni patlatacağım. Bakın arkadaşlar birbirinize böyle şeyler yapmayın abi. Birbirinize böyle şeyler yapmayın. Birbirinizi patlatmayın. Yani öyle şey ayıp oluyor. Görürsün sen oğlum. Asıl sen görürsün oğlum. İşini bitireceğim senin. Evet Tarık güzel yapmış arkadaşlar. Tabii ben gizli geçtiğin nerede olduğunu biliyorum. Burada arkadaşlar. Ya bu kadar da zor. Tahmin edilmesi güç bir şey değil. Buradaymış. Abbas'ınki nerede? Abbas'ınkinde. Oo Abbas bayağı gizlemiş yalnız. Bayağı gizlemiş. Evet benimki öyle. Kolayca bulamazsın. Burası yasak diyor. Buradan böyle gidersem. Burası arkadaşlar. Kolay bulamazsın diyor bir de ya. Bir de kolay bulamazsın diyor. Eziksiniz oğlum. Eziksiniz. Bu nasıl bir gizli geçit? Evet harbiden çok kötü. Sen kendinkine bak. Sen kendinkine bak. Benimki en iyisi arkadaşlar. Gel. Toplan. Bak şimdi izle. Bak şimdi çekil oradan Abbas. Bak çekil. Hop. Al sana gizli geçit. Nasıl yaptın bunu hileci? Hile açmış. Ağlamayın be.
ağlamayın be. Hileci mileci diye ağlamayın ya, Allah Allah. Sizden daha yetenekliyim işte. Ah. Her neyse arkadaşlar, bir eğlenceli videonun daha sonuna gelelim abi. Sağda solda giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda solda giden çıkan videoyu tıklayın arkadaşlar. Bu arada benim gizli geçtiğimi seçenler 1 yazsın. Tarık'ın gizli seçenler 2 yazsın yorumlarda. Abbas'ın gizli seçenler de 3 yazsın. 1, 2, 3 de yorumlarda oynayın. Yorumlarınızı kalp bırakacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Videomuza like atın. Sağda solda giden video var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.